Mersin'de Dağlık Kilikya'nın en güzel kenti Diyokaizerya, yani Uzuncaburç, kendi başına bir şehir haline gelmeden önce ana yerleşim noktası Olbay'a bağlıydı. Şehre giden yol üzerinde birbirinden güzel anıt mezarlar karşılıyor beni. Demircili köyündeki 4 anıt mezar yakındaki şehrin ileri gelen ailelerine ait olmalı. Yan yana duran ikisi Korint başlıklı sütunları, bir zamanlar özenle yapıldığı belli olan lahitleri ve kabartma yüzleriyle hala dikkat çekecek. Uzuncaburç'a her biri 1 metre çapında ve 7 metre yüksekliğinde Korint başlıklı sütunlarla taçlanan ve milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenen tören kapısından giriyor. Hani keşif duygumuz bizi bazen zorlar. Çok bilinen antik kentlerde bile orayı ilk keşfedenlerin duygularının nasıl olduğunu merak ederiz. Keşke bu antik kente ilk gelenlerden biri ben olsaydım deriz mesela. Şimdi benim de içimde aynı duygular var. Uzuncaburç'tayım. Yaklaşık 4 kilometre kadar yakında Olba antik kenti var. Aslında ana şehir orası. Burası onun ibadet yeriymiş Helenistik dönemde. İsa'dan sonra 72'de İmparator Vespasianus zamanında şehir bir ibadet noktası olmaktan da öte artık bağımsız bir şehir haline almaya başlıyor ve birçok yapıyla donatılıyor. Hatta özerk bir hal aldığı için kendi adına para da basıyor. Roma döneminden sonra Bizans ve arkasından Türk dönemi. Türk döneminde sahip olduğu uzun Helenistik kule yüzünden buraya Uzuncaburç adı veriliyor ve günümüzde de bu şekilde devam ediyor. Henüz kazıları başlamamış, olduğu gibi duran, sağlam duran, mükemmel bir şehirden bahsediyoruz ve ben bir an önce gezmeye başlamak için heyecan duyuyorum. Sanat tarihine ismini yazdırmayı başaran Zeus Tapınağı zamanda donmuş gibi. Belki bir daha hiçbir zaman ilk günkü görünümünde olmayacak ama geçmiş devirlerin değişen inançlarının izlerini bedenine eklemiş birer bilge edasıyla yükselen sütunlarıyla geleceğe söyleyecekleri var. Anadolu'nun en güzel tapınaklarından bir tanesi Uzuncaburç'taki Zeus Tapınağı. Yüzlerce yıl boyunca tapınak olarak kullanılmış Romalılardan sonra 5. yüzyılda burası kiliseye döndürülmüş ve ortadaki sellası yıkılmış. Bir de doğudaki sütunları kaldırılmış, oraya da kilisenin apsisini yerleştirmişler. Uzun bir dönemde bu şekilde bir dini yapı olarak hizmet vermiş. Bugünlerde artık restorasyon günleri gelmiş ve tekrar onu sevenlerin önüne çıkmaya hazırlanıyor dini bir yapı olarak. Biraz ileride kentin soylularından Oppius ile eşi Kyria tarafından yaptırılıp kente hediye edilen şans tapınağı, onun ardında da zafer kapısı göze çarpıyor.
Kapının üzerindeki kitabede depremde zarar gören yapının milattan sonra 4. yüzyılda Roma imparatorları Arcadius ile Honorius tarafından ortaklaşa onarıldığı yazılı. Arazi yapısından yararlanılarak yapılan tiyatro milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendiriliyor. Kente bugünkü adını veren ve harç kullanılmadan 23 metre yüksekliğinde inşa edilen Helenistik burç ise daha eski. Milattan önce 3. yüzyılda yapılmış. Uzun yüzyıllar boyunca yangınlara, depremlere göğüs germiş Uzunca burç. Sadece milattan sonra 3. yüzyılda bir kere onarım gördüğü yazılı bir kitabede, bir de yakınlarda arkeologlar tarafından ele alınmış ve sağlamlaştırılmış. Belli ki daha uzun yüzyıllar boyunca burada olacak. Yakındaki bir tepede duran ve kesme taştan piramidal çatılı kral mezar anıtının da Helenistik kuleyle aynı dönemde yapıldığı düşünülüyor. Bütün bu görkemli miras, Uzunca Burç'un tamamen ortaya çıkarıldığında bölge turizminin göz bebeği olacağının habercileri.